Aşağıda tabloda aynı yol üzerinde ve yukarıda verilen sırada bulunan ABCD trafik denetleme şubeleri arasındaki uzaklıkların kilometre cinsinden verilmiş, bazıları verilmiş. Buna göre tablonun boş kısımları nasıl olmalıdır diyor. Ne yapmış? Örneğin demiş ki A ile C'nin kesişimine 90. Hani şehirler olur ya Ankara ile İstanbul haritaların sağ alt köşesinde parmakla bakarız kesişenleri buluruz. Onun gibi A ile C'nin kestiği yer A ile C arası uzaklık 90 kilometre. A ile D arası 160 kilometre. Yani şurası 160. Dolayısıyla şu taraf 90 olduğu için buraya 70 kaldı. C ile D arası 70'miş. Şıklara bakmayın. Şıklar hepsi aynı şık. Doğru cevapta. 70'i yazdık. Daha sonra burayı bulduk. Bana bir de B ile D arasını vermiş 110 olarak. B ile D arası 110. Bu taraf 70 ise şuraya 40 kaldı. Bunu da şuraya yazdık. Ve A ile C arasını 90 olarak vermiş. Ben A ile C arasının 90 olduğunu biliyorum. Yani şuranın şurasını 40'sa buraya 50 kaldı. Dolayısıyla A ile B arası da 50 olacak. İstediğimiz bir şıkkı seçebiliriz. Bir kuyumcumuz var, altın tartıyor. Terazisinin bir kefesine altını koyuyor, diğerlerine ağırlıkları koyuyor. Diyor ki, istediğin kadar ağırlık kullanabilirsin. Ama diyor, en az kaç ağırlıkla tartacaksın? Diyor ki, ilk soruda 200, 120, 15, 1 miligramlık ağırlıklar var. 384 gram miligram altının var. Bunu tartacaksın diyor. Kaç tane en az kullanırsın? Bunun Türkçesi nedir? En az kullanmak istiyorsan en ağırlarla uğraş ki daha az şey yapasın. Yani 1 miligramlıktan 384 tane üst üste de koysan ağırlığı dengelersin. Ama senin için azla yapma. Dolayısıyla bir tane 200 koydum. Üstüne bir tane 100 koydum. Niye iki tane 200 koymadım? Çünkü 400 oluyor. 384'ü geçiyor. Bir tane 100 koydum. Üstüne 20'den koyacağım. Niye 100 koyamıyorum? Çünkü yine 400 oluyor. 20'den 4 tane koysam 80 daha koydum. 380 oldu. Ama sayalım ne var? Bir tane 200, bir tane 100, 4 tane 80. Sonra 10 koysam geçiyor 384'ü. 5 koysam yine bu taraf geçiyor, ağır basıyor. 4 tane de birlik koyayım üstüne. 4 şöyle 384, 4, 8, 9, 10 ağırlıkta. Ben dengeyi bu sağladım. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Diyor ki aşağıda miligram cinsinden ağırlığı verilen değerler var. Bunların hangisini tartmak için 4'ten fazla ağırlık kullanması gerekir? Yani mesela 26 gram tartacağı zaman adam ne yapar? Bir tane 20, bir tane 5, bir tane 1 koyar diğer kefeye. 26 sağladı. 3 tane de tutturur. Yani diyor ki böyle olmasın. 4'ten fazla kullansın. Mesela 35 için bir tane 20, bir tane 10, bir tane 5'liği koydum kefenin bir tarafına. 35 oldu. 21 için mesela bir tane 20, bir tane birlik koydum. 2 tane ağırlıkta tarttım. 17 için mesela 10 koydu, 5 koydu, 2 tane de 1 koydu. Yani 4 tane oldu. 4'ten fazla ağırlık diyor. Ama 14'e geldiğimizde kuyumcunun yapabileceği bir şey yok. 14 miligramı ölçmek için bir tane 10 koyacak, sonra 4 tane 1 koyacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ağırlık kullanması gerekecek. Bir fuarda otomobil ve motosikletler sergilenmektedir. Bu fuarda araçların tekerlek sayısı yani toplamı 50'dir. Bu fuarda en az kaç araç vardır? Şimdi kaç araç var diye soruyor. Fuardaki otomobillerin sayısı en az kaç olabilir diye soruyor. Fuardaki otomobil x motosiklet y ise x eksi y'nin mutlak değeri en az kaç olabilir diye soruyor. Bu sorular şeye benziyor. Tavukla tavşan sorularına birinin iki ayağı birinin dört ayağı olduğu için oradan soru türetilirdi. İşte ayak sayısı 60. İşte kendilerinin sayısı 20 oradan atıyorum çözerdik. İki denklem kurup çözerdik. Bu biraz daha kolay ama biraz daha işlem yerine düşünme gerektiriyor. Şimdi motosikletin tekerlek sayısı 2, arabanın 4, bunu biliyoruz. En az kaç araç vardır diyor. Aracı az tutmak için arabayı çok tutacağız ki. Çünkü mesela hepsini motosiklet desek tekeri az olduğu için 25 araç olabilir. Ama tabii arabada olduğu için onu biraz düşüreceğiz. Hepsini araba desek çok daha az araçta bu tekerlek sayısına ulaşabiliriz. Şimdi 50 şöyle böldüm. Araba, motosiklet dedim.
O otomobil demiş. Ben de otomobil diyeyim. Otomobil, motosiklet dedim. Şimdi hepsini otomobil olarak almayı düşünseydim 54'e bölünmediği için 4'e bölünseydi 12,5 olurdu. 4'e bölünmediği için 12 diye düşünüyorum. Yani otomobil 12 tane. Kaç teker olur? 4 kere 12'den 48. Geriye kaç teker kaldı? 2 teker de buna kaldı. Dolayısıyla bir tane de motosikletim var. 12 otomobil artı bir tane motosiklet 13 oldu. Nasıl buldum? Dedim ki otomobili maksimum yapacağım. 50 tekere en fazla 12 arabayla ulaşırım. Çünkü 13 araba dedim mi 52 teker olur. 12 arabayı yazdım. Geriye 2 teker kaldı. O da bir motosiklete karşılık geldiği için 12 artı 1'den 13'e ulaştım. Fuardaki otomobillerin sayısı en az kaçtır? Yine 50'yi yazdım. Otomobil, motosiklet. Otomobil en az yapmak için ne yapacağım? Motosikleti en fazla yapacağım. Klasik sayı mantığı. A artı B 12. En büyük A değeri kaçtır? Onun için en küçük B'yi bulurum her zaman. Aynı mantık. Motosikleti maksimum yapacağım. Şimdi 25 desem 25 motosikletin 50 tekeri var. Gayet güzel. Ama ne diyor? Diyor ki fuarda hem otomobil var hem motosiklet. Şimdi buna 25 dedim bu sıfır olur. Yani sıfır araba yokmuş, araba varmış. Dolayısıyla bunu 24 yapsam bir tane azaltsam 48 teker olur. Buna 2 teker kaldı. 2 tekerli otomobil olmaz. Öyleyse bir tane daha azaltayım. 24'ü 23 yapayım. 23 motosikletin kaç tekeri var? 2'den 46. Buna bu tarafa kaç teker kaldı? 4 teker. 4 tekerli bir tane araba olur. Dolayısıyla araba sayım en az 1'dir. Bir arabayla olabilir. Fuardaki otomobil sayısı x, motosiklet sayısı y ise x eksi y'nin mutlak değeri en az kaç olabilir? Bu tabi daha zor olan soru. Biraz da gıcık kısmı işin. Şimdi öncelikle x eksi y'nin mutlak değer içerisindeki minimum olduğu ifade sıfırdır. Çünkü mutlak değer negatif olmaz, pozitif olacak ya da sıfır olacak. Öyleyse en az sıfır. Sıfır nasıl olur? Mesela şöyle bir şey olsaydı. Eğer burada 60 teker olsaydı ben derdim ki otomobilim ve motosiklete benim 10 otomobilim 10 motosikletim olsun. 10 otomobilin 40 tekeri var. 10 motosikletin 20 tekeri var. 20 buradan geldi. 40 buradan 60 oldu. Yine her eşitlikte 6'nın katı olması lazım. Çünkü aslında buradan 4 kat teker geliyor. Buradan 2 kat toplanıyor. 6 kat teker oluyor. 56'ya bölünmediği için eşitlik yok. Dolayısıyla 0 olmaz. Şimdi onu göreceğiz zaten. 50 tane teker var. Otomobil, motosiklet. İlk soruda bunu yükselttim. İkinci soruda bunu yükselttim. Şimdi diyor ki farkı en az kaçtır? Yani diyor ki eşitliğini bulmaya çalış. Eşitliğini bulamıyorsan en yakın olduğu noktayı bulmaya çalış. Nasıl bulacağım? Ben diyorum ki 50'yi 4 kat ve 2 kat olmak üzere dağıtayım. 56'ya bölünür mü? Bölünmüyor. Ne var bölünen? 48 var yakınında. Böldüm 6'ya 8. 4 kat bu tarafa attım. Teker olarak 32. Bu tarafa da 2 kat atacağım 16. Ve iki tane daha tekerim var. Çünkü bu ikisinin toplamı 48. Onu da bu tarafa yazdım. Çünkü otomobilin 4 teker olduğu için onu bir araç olarak tanımlayamıyoruz. İki tekeri buraya eklemem lazım. 18 oldu. Şimdi diyeceksiniz ki 32 ile 18 yakın değil. Ama arka planda ne var? O yakın birbirine. Eğer otomobilin 4 tekeri olduğu için 32 8 araca denk geliyorsa, motosikletin de 16 tekerde 8 araca denk geliyorsa şuradaki eşitliği sağladım. Çünkü bana x eksi y'yi soruyor. Tekerleri arasındaki farkı sormuyor. Tekerlerinin sayısı kendileri arasındaki farkı soruyor. Aslında şurada bulduğum 8 üzerinden 4 kat teker buna, 2 kat teker buna yazdım. Şurada bir de fazlalığım kaldı ki gıcıklaştıran o. Bu da bir motosiklete denk geliyor. Yani 8'e 8 değil, 8'e 9 oldular. 9 motosiklet, 8 otomobil. Farkı ne oldu? 1 oldu. Nasıl eşitlik olabilirdi? 48 olsaydı çok daha kolay bir soru olurdu. O zaman işte 6'ya bölerdim. 8'i yakaladım mı? 8 çarpı 4, 32'yi bir tarafa. 8 çarpı 2, 16'yı bir tarafa yazardım. Ve sonra derdim ki 32 teker 8 araca, 16 teker 8 motosiklete denk geliyor. 8 eksi 8 0 derdim. Ama 0'ı niye sağlayamadım? Çünkü verilen teker sayısı 6'nın katı değil. Bunun da çözüm yolu bu şekilde.
4 üyeli bir parlamentoda 3 partiye mensup milletvekillerinden oluşmuştur. Her partiden milletvekili sayısı birbirinden farklıdır. Bunu önemli bilgi alalım. Farklı sayılar. Bu parlamentoda güven oyu için en az 201 oy gerekmektedir. Güven oyu için herhangi iki partinin milletvekili toplamı yeterli olduğuna göre. Bu ne demek? Herhangi iki partininki yetiyor. Yani bir partinin yetmiyor demek aslında. İki parti lazım. Parlamentodaki en küçük partinin milletvekili sayısı en az kaç olabilir? Bu ne demek? Diğerleri en çok kaç olabilir? Neden? Sayı sorularında da hep böyleydi. Bir tanesini en küçük istiyorsa onu en küçük yapmak için diğerlerini en büyük yapıyorduk. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Toplamları aynı. Toplamları 400. Şimdi A artı B artı C 400'müş. Başka ne biliyoruz? A, B, C'nin hepsi 200'den küçük. Bunu biliyoruz. Başka A, B, C birbirine eşit değil. Bunu biliyoruz. A eşit değildir. B, o da eşit değildir. C farklı. Bunu biliyoruz. Şimdi bunu en küçük yapmak için şunları en büyük yapacağım. Nasıl yapabilirim? Düz mantık gidelim. 200'e 200 deseydim. Bu da 0 olsaydı. Olur mu? Olmaz. Çünkü her partinin bir tane vekili varmış. Öyleyse ben bunu 1 yapsaydım. Şöyle dengeyi bulacaktım. Bir tanesini 199 yapacaktım. Oldu mu? Olmadı. Niye? Herhangi iki partinin milletvekili toplamı diyor. 201'i olacak çünkü güven oyu sağlıyor. 199 bir daha şey olmuyor. 201'i tutturmuyor. Öyleyse ne yapacağım? Yine bozmaya gideceğim. Nasıl bozabilirim? C'yi 2 yapsam mesela. Bunu 2 yapsam bu sefer ne olacak? Ya bunu 198 yapacağım ya bunu 199 yapacağım. Aslında ikisinde de bir şey değişmiyor. 198 yapsam bunu yine 200 oluyor. Bu dursun diyorum. Diğerini artırıyorum. Bu sefer de ne oluyor? 199'a 199 olunca. Doğru. 201'i sağlıyor. Ama A eşit değildir B eşit değildir C'yi sağlamıyor. Ben yine bozacağım. C'yi bir tane artırayım. 3 oldu. Şimdi bunlardan birini biraz azaltacağım fark etmez. 198. Şartlarımıza bakalım. A eşit değildir B eşit değildir C sağlıyor. ABC 200'den küçük mü? Küçük sağlıyor. Herhangi iki partinin birleşimi 201 oyu sağlıyor mu? 198 3 daha sağlıyor. 199 3 daha sağlıyor. Toplamımız 400 mü? Sağlıyor. Dolayısıyla benim C en az 3 olabilir. Niye? 0, 1, 2'nin olasılıklarına baktım. Sağlamadığını gördüm. 3 olduğunu buldum. Sayısal mantık sorusu. Yeni videolar için YouTube ve izlesene Buğrayan kanallarına abone olabilirsiniz. Aşağıdaki tablo ABC tam sayılarında toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapmak için hazırlanmıştır. Bu sayılarla tabloda verilen işlemler yapılırken önce birincisi sonra ikinci sayı kullanılmaktadır. Örneğin A ve B sayılarıyla yapılan çarpma işlemi A eksi B ifadesini göstermektedir. Yani nereyi? A eksi B. Şuraya 5 dersem A, B ile eksinin kesiştiği yer olduğu için A eksi B 5 diye düşüneceğim. Bakalım sorulara. Şuna dikkat. Tam sayı bunlar. Şimdi bu soruyu inanın birazcık matematik bilen herkes yapabilir rahatça. Şimdi sakin sakin çözelim. Yukarıdaki tabloya göre C sayısı kaçtır? Ne vermiş bana? Yazalım. A ve B çarpı 24. Yani A çarpı B 24. Başka ne vermiş? B çarpı C 4. Başka ne vermiş? A artı C 12. Çünkü o toplamada dikkat edin. Şimdi şunu gördük ve bunlar tam sayı. Şu B çarpı C 4 ise ne olabilir? Ya 4'e 1'dir ya 2'ye 2'dir ya da 1'e 4'tür. En basit 2'ye 2'yi deneyelim. Ben tabi düzgün yazmayı becerirsem şurada 14 var. A artı C 14. 2'ye 2'yi deneyelim. 2B 2C olsun. 2 yazdığımda A ne olur? Niye 2 ile çarparsam 24 olur? 12 değil mi? 12'yi yazdım. C 2 idi. 12 artı 2 de 14 mü? Sağladım. Öyleyse C neymiş? 2. Başka ne yapabilirdim hata? 4'e 1'i deneyebilirdim. 4'e 1'i denersem yanlış çıktığını hemen görürdüm. Çünkü 4'e 1'i yazdığımda C'ye 1 yazdığımda A 13 olacak. A çarpı B 13 çarpı 4 başka bir şey olacak. Dolayısıyla hemen görebildim. Burada ne var? Hemen yazalım. A artı B 12'ymiş. A eksi B 8'miş. A çarpı C, pardon, A eksi C 3'müş.
Tabii ben bakıp yazıyorum da şöyle yazmak daha iyi. Mesela A, C'yi aldık kutu içine. Eksiği aldık. Hemen ok çıkarttım. A, eksi, C, 3 dedim sınavda. Böyle yaparsam hiç karışıklık olmaz. A, B, artı. A, artı, B, 12. A, B, eksi. A, eksi, B, 8 diye yazabilirim. Tamam, bunu yazdık. Şu bize neyi hatırlatıyor? A artı B, A eksi B. Hani x eksi y, x artı y olunca ne yapıyorduk? Taraf tarafa topluyorduk. Hani bunu da yapmaya gerek yok. Şunu da diyebilirsiniz. A artı B 12 ise mesela 9'a 3 olabilir ama 9'a 3 oldu mu farkları 8 olmaz. Başka ne olabilir? Mesela 10'a 2 olabilir. 10'a 2 oldu mu farkları sağladı mı 10'a 2? 8 sağladı. Demek ki bunlar 10'a 2'ymiş. 10, 2, 12. 2 ise pardon şu 2 ise bu da 10 ise A 10 oldu. A 10 ise C de 7 oldu diyebiliriz. Ama denklem şeklinde de çözebiliriz. İki taraf A artı B, A eksi B olduğu için taraf tarafa toplarsam bu bunu götürür. 2A 20 olur. A 10 olur. Tekrar yazarız. A 10, B 2, 10'a 2 yazdık. A 10 ise C de 7 olur deyip geçebiliriz. Bu soruda ne var? Diyor ki yukarıdaki tabloda A büyüktür. C A sesli kaçtır? Bu sefer şöyle yazalım karıştırmayayım. A artı B 15. B eksi C 4. A çarpı C 18. Şöyle nokta koyayım da daha düzgün olsun. A çarpı C 18. Şimdi bu soruya bakınca benim şunu düşünmem lazım. Bunlar tam sayı ya. A da C'den büyükmüş. Öyleyse A çarpı C ne olabilir? Ya 9'a 2'dir bu ya da 6'ya 3'tür. Başka bir şey olmaz. 18'e başka çarpım tablosunu düşünüyorum. Neyle, ne kere, 6 kere 3 18, 9 kere 2 18. 3 çarpı 6 niye olamaz? Çünkü A C'den büyük. İki tane olasılığım var. Hemen şöyle bakalım. Yerine koyalım. A 9, B 6. Sağlar mı? 6 olduğunda 2 koyduğumda sağladı. Demek ki buymuş. A 9'muş. Ha, sağlamasaydı ne yapacaktım? Şöyle. A'ya 6, C'ye 3 koysaydım. 6, 3 yazdım. Sağlıyor mu? 6 artı 9, 15 ama 9 eksi 3, 4 değil. Öyleyse sağlamıyor. Diğer ihtimal cevabımız 9. 3 soru bu şekilde çözülüyor. Aşağıda siyah, taralı, beyaz bölümlerden oluşan bir hedef tahtası verilmiştir. Bu hedef tahtasına yapılan atışlardan siyah bölüme isabet edenler 5 puan, taralı bölüme isabet edenler 3 puan, beyaz bölüme isabet edenler 1 puan değerindedir. Bir atıcı 16 atış yapmış ve atışlar taralı ya da siyah bölümlere isabet etmiştir. Atıcı bu atışlardan 66 puan aldığına göre atışların kaç tanesi siyah bölüme gelmiştir? Kaç atış yapmış? 16. Bunlar ya siyah ya taralı. Yani ya şu içeride ya taralıda. Ya 5 puan aldı ya 3 puan. Atışlarını siyaha attıklarına A diyelim. Taralıya attıklarına B diyelim. A ve B'nin toplamı ne? 16. 16 tane atış var. Şimdi bir de puan hesabına girelim. Siyaha attıklarına A demiştik. A'dan kaç puan alacak? 5 A puan alacak. Ne demek bu? 2 tane siyaha tutturduysa 5 tane A ne eder? 10. 10 puan alacak. 3 tane siyah tutturduysa 15 puan alacak. Niye puan hesabı yapıyoruz? Çünkü denklem kurma sorusu biraz işte sayısal mantık gibi gösterilmiş. Denklem kurma problemlerinde iki bilinmeyenle iki denklemle çözülür. İki bilinmeyen. İki tane denklem var. İkinci denklemi yazıyoruz. Nereden yazıyoruz? Bize ne verildiyse ondan. Puan verilmiş. Puandan yazacağız. 5A dedik artı B için 3 puanlık atışları da B demiştik. Atış sayısı B'ydi. Kazandığı puan 3B olacak. 4 tane tutturduysa işte 12 puan. 5 tane tutturduysa 15 puan 3B'den. Puan da 66. Şimdi 2 tane denklemim var. Buradan bir bilinmeyene düşürebilirim. Şunu 3 ile genişletebilirim mesela. Genişlettiğimde ne oluyor? 3A artı 3B eşittir 16 çarpı 3, 48. Şöyle çıkarttığımda 5A'dan 3A çıktı, 2A. Bu 3B'den 3B çıktı, 0. 66'dan 48 çıktı. 66'dan 46 çıksaydı 20 idi. 48 çıktı 18. A eşittir 9. A neydi?
Siyaha isabet eden atışlarım 9. Burası 9 ise toplam atışta 16 ise buraya da 7 tane isabet etmiştir. Atışların kaç tane siyah bölümü isabet etmiştir? 9. Her birinden 5'er tane olmak üzere 1, 5, 10, 20 TL'lik toplam 20 adet banknot 10 kişiye. Her kişi en az bir banknot alacak şekilde dağıtılacaktır. Bir kişiye en çok kaç TL tutarında banknot verilebilir demiş. Şimdi şöyle, bir kişiye en çok vereceksek ne yapacağız? Diğerlerine az vereceğiz. On kişi var, şöyle çizdim. Şimdi herkese de en az bir tane vereceğiz. Yani işte bir tane vereceğim diye sana 1 TL verdim. Sana da 1 TL, sana da 1 TL, sana da 1 TL, sana da 1 TL, sana da bir diyeceğim. Birler bitti çünkü beşer tane varmış hepsine. Sana 5 verdim, hadi sana da 5 verdim. Sana da 5 verdim, sana da 5 verdim. Tamam, siz hakkınızı aldınız. Şimdi gel asıl A'ya verelim parayı. Ne kaldı elimde? Bir tane 5'lik kaldı. 5 tane 10'luk kaldı, 50 lira eder. 5 tane 20'lik kaldı, 100 lira eder. Topladım, 155. Burada 9 kişi ezildi, bir kişi kazandı. 155 lirayı aldı. Diğerlerine en az bir tane vereceğim diye en az paraları verdi. İkinci soruda biraz daha insafa geliyor. Diyor ki 10 kişiden en çok kaçına verilen banknotlar eşit olabilir? Şimdi 10 kişiyi yazdım. Eşit vereceğim ya. Şimdi diyorum ki mesela 20'den başladım. 20'leri dağıttım. 20, 20, 20, 20, 20. 5 kişiye 20 verdim. 6'ncıya geldim. Sana da 20 vereyim. Nasıl vereyim? 5 tane 10 var elimde ya. 2 tane 10'luk vereyim sana. Geldim sana, 2 tane 10'luk da sana. Geldim buraya, 20 vereceğim ama elimde bir tane 10'luk kaldı. 5 tane de 5'lik kaldı. 5 tane de 1'lik var. Ne yaptım? Bir tane 10'u verdim. Üstüne 2 tane de 5'lik verdim. 2 tane 5'lik verdim. 2 çarpı 5'ten 10. Tamam dedim. Sonra bu artık elimde 3 tane 5'lik kaldı. 5 tane birlik. Şimdi 3 tane 5'lik 15 eder. 5 tane birlik 5 eder. Toplayınca 20 eder. Şimdi ben hepsini buna versem 20 oluyor. Tamam. Hepsine de eşit oluyor. Ama ne diyor? Herkese en az bir banknot vereceğim. Dolayısıyla her türlü bunu biraz ayıracağım. 1 bile versem burası 19 olacak. Şu eşitlik bozulacak. Öyleyse ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiye eşit vermiş olacağım. 20 vermiş olacağım. Sırrı nerede derseniz, sırrı şurada 20'den başlamakta. Çünkü diğer türlü başlarsanız, küçükten başlarsanız iş karışıyor. Çünkü niye? Şimdi mesela adama 10 atıyorum 15 vereceksiniz. Elinizde 10'luk ve 20'likler kalıyor. Hani küsurata giremiyorsunuz ya, iş daha zorlaşıyor. Ama tersten gidince onu en başta tam sayıları çıkarıyorsunuz. Elinizde mesela bir kalıyor, onu kullanabiliyorsunuz. Daha fazla eşitliği sağlamak için. Yani işin sırrı orada. Bu şekilde çözebilirsiniz. Buğra Ayhan sayfalarından YouTube'u izlesenedeki faydalanabilirsiniz. A ve B şirketleri var. Toplam 480 tane paket taşımış kargo şirketi bunlar. Taşıma ücreti A şirketinde 60 paket için, her 60 paket için 10 lira. B şirketinde her 20 paket için 12 lira. Hangisi pahalı? Yani öyleyse 60'a bunun 36, A'da ucuzmuş. Paketlerin taşınması için A şirketine 60 lira ödenmiş. Ben bunu sileyim, ne yazayım? A şirketi her 60 paket için 10 lira alıyordu ya. 60 lira vermem için 60'a 10 liraysa 360 tane paket taşıması lazım ki. Çünkü ne? Her 60 paket için 10 lira alıyor. 6 tane 60 paket taşımış bu ki 60 lira almış. 360. Öyleyse şöyle yazayım. Paketlerin taşınması için A şirketine demeyelim de 360 tane A şirketine paket taşınmıştır. B şirketine kaç lira ödenmiştir? Şimdi 360 tane A'ya taşındıysa toplamda 480'di. Öyleyse 120 paket kaldı. 120 paket. B diyor ki bana her gelen 20 paket için ben 12 lira alırım. Sende 120 tane paket var. Yani 6 katı. Şöyle teslim ederken düşünelim. 20 paketi verdim, 12 lira ödedim. 20 paket daha 12. 20 paket daha 12. 20 paket daha 12. 12. 12. 120 paketi teslim ettim. Toplam bana dedi ki borcun 72 lira. Çünkü 6 tane 12 topladı, 72 lira. Paketlerin 1 bölü 4'ünü A şirketi. Bunu silelim. Diyelim ki
480 diye 481 bölü 4'üne 120. 120 tanesine A şirketi. Geri kalanı silelim. 360 tane kalıyor. 360'ını da B şirketi taşımıştır. Toplam ücret ne kadardır? Şimdi nereye gitti? 120 A şirketi, 360 B şirketi. 120. A ne diyordu? Diyordu ki bana gelen 60 paket için 10 lira alırım. Ben 120 paket yollarsam o 2 tane 60 eder, 2 tane 10 lira alırım, 20 lira alırım. B şirketi de diyordu ki ben 20 pakete 12 lira alırım. 20 pakete 12 lira. Ben de tam 30 mu? 18 tane, 18 tane 20'lik paket var. Yani 360 tane paket var. O da diyor ki 18'e çarparız ücretini. Ben böyle çarpmaya alışkın değilim. Şey yapalım. 12 ile 20'yi çarptım. 240. Ondan 24'ü çıkarttım. 216. 216. Bu tarafı ödedik. 20 de bu tarafı ödedik. Topladım. 236 lira borcum var iki kargo şirketine. Biraz maliyetli olmuş çünkü B pahalıya taşıyordu. A'ya taşısa daha ucuz olur. Şimdi bu sorudan şey türetilebilir. En ucuz yapması için nasıl yapılır diye. O yüzden çok taktım ucuzluğa pahalıya. Biraz onları türetiyorlar. İşte en ucuz taşımak için ne yapacak? Maksimum A'ya odaklanacağız. Ama bakacağız ki A'da da küsurat kalıyor. Biraz B'den çekeceğiz. O tarz zaten sorularda çözdüm. O var. Ve en pahalı yapacak mesela parası bol. Ne yapıyor? B'ye bu sefer yükleniyoruz. B pahalı taşıyor diye. Paketlerin taşınması için toplam 158 TL ücret ödendiğine göre A şirketi kaç paket taşımıştır? Bu da klasik iki bilinmeyenle iki denklem sorusu. Şimdi A ile B'yi topluyoruz. Kaç tane paket var? 480 tane paket var. Hatırlayalım ne yapıyordu? A her bakalım bir daha. 60 paket için 10 lira. 60 pakete 10 lira. B de her 20 pakete 12 lira alıyordu. Bir daha kontrol edeyim. Şimdi A ve B kaç yapar? Ben dürüst konuşmak gerekirse sınavda olsam şöyle bir şıklardan bakarım. Zaten şimdi 158 TL diyor ya. Burada niye 158? Niye mesela 150 değil, 160 değil? Çünkü B'den bir küsurat gelmiş. B 12 liraya taşıdığı için bunun küsuratı binmiş. Dolayısıyla B'yi çıktığımda A'da küsurat kalmayacak. Yani A'nın sonunun sıfır olması lazım. Çünkü A 60 tane veriyor 10 lira alıyor. Küsurat yok. Şimdi 158'i şöyle ben ayırsam 110'a 48 diye ayırsam A diyor ki 60 pakete 10 lira alırım. Dolayısıyla getirip burada 110 paketi A taşısa 660 paket eder gibi çok yüksek bir şey eder. Demek ki bu şekilde ayrılmıyor. Bir 60 düşelim bundan. 50'ye 108 olsun. Niye 60 düşüyorum? Çünkü yine sonu sıfır olması lazım. 50 tane paketi A taşısa, 108 tane B taşısa, 50 lira A'ya ödese, 108 lira B'ye ödese, bu şekilde 158 liralık ödemeyi böldüm. 50 tane 50 lira ödemesi için A'da 300 paket taşıması lazım. Geriye kalıyor 180 paket. 180 12 liradan 20 paket 12 liraysa 180 paket 12 çarpı 9 eder. O da 108 eder sağlıyor. Yani 108 lira bir tarafa 300 lira bir tarafa ödemiş. A'ya 300 lira ödemiş. Ya bu sorunun biraz uyanıklığı ama genelde böyle oluyor. Hızlanınca işlemleri bu şekilde çözebilir. Niye? 158 lira. Şimdi ben 158 TL'yi birine 12 TL verdim, diğerine 146 TL verdim diyebilir miyim? Diyemem. Bu küsürsüz olacak. Çünkü 10 liranın katı olacak. 10 liranın katı da iki durumda olur. Birinci durumda şöyle olur. Bu taraf işte 48 olur. Diğer 48 lira B şirketine verirsiniz. O 8 küsuratı gider. Tam 110 lira A şirketine verirsiniz. Diğer türlü de 48 burada sağlamadığı için çok fazla paket oluyor. Derim ki yine 0 olması için ne yapacağım? 12'nin hangi katının sonu 0? 5 ile katı 60'ı ekleyeceğim. 60 eklediğimde 108 olacak. Diğer tarafa 50 lira kalacak. 50 lira A için 300 paket. 108 lira B için zaten 180 paket. Dolayısıyla sağlıyor.
Ha derseniz ki yok ben denklem kuracağım. Ben onu da yazayım. Şimdi A artı B 480'di. Bir paketi A ne kadara götürüyor? 60 paketi 10 liraysa bir paketi de 10 bölü 60 liraya götürüyor. Yani 1 bölü 6 liraya götürüyor. Artı B ne kadara götürüyor? 20 paketi 12 liraya götürüyorsa bir paketi de 12 bölü 20 liraya götürüyor. Ne kadar toplam ödeniyor? 158. Buradan da iki bilinmeyen iki denklemden A ile B'yi yine bulabiliriz. Biraz kesirlerden kurtulma sıkıntısı olacak. O şekilde ulaşabiliriz. Hatta sağladığını da göstereyim. Ne bulmuştuk? A 300'dü. B 180'di. Yazalım yerine 300'ü yazdık mı? 300 bölü 6 50 artı 180 yazdık. 20 ile sadeleşti. 9. 9 kere 12 108. 158. Yani buradan da çıkar ama gıcık olur. Biraz küsuratlara dikkat edersek geliyor.